Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yine edebiyat dünyasının çok farklı bir örneğiyle karşınızdayım. Saramago'nun Kabil adlı eseri. Kabil, Afganistan'ın Kabil şehri değil arkadaşlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın oğulları olan Kabil, kitabın kahramanı Kabil'dir. Kabil'in çıktığı adeta derin felsefik bir yolculuktur kitabın konusu, daha doğrusu romanın konusu. Saramago burada insanların nasıl diyelim fikir dünyasını zorlayan, inandığı değerleri zorlayan bir senaryo paylaşmış. Aslında senaryodan ziyade yaşanmış olayların farklı bir şekilde kurgulanmasını, kurgusunu bize anlatmış. Gerçekten değişik bir deneyim. Ben okuduğum zaman, bitirdiğim zaman okuyup edebiyat dünyama çok şey kattığımı düşünüyorum. Zaten bunu paylaşmak için sizle bu videoyu çekiyorum. Kabil'in konusu dediğimiz gibi Adem ve Havva'nın oğulları olan ve Tanrı'ya sunduğu hediyenin kabul edilmediğini anlayan ve bu yüzden kendi içinden gelen düşüncelerin veya şeytanın onu nasıl denir, ona verdiği kıskançlık düşüncesinden hareketle Kabil'i öldürüp aslında bu olay burada küçük bir olay olarak başlıyor. Daha sonra Kabil'in diğer peygamberlerin yaşadıklarını gören ve o olaylara şahit olan yolculuğuyla devam ediyor. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Ta ki biliyorsunuz Habil'i öldürdükten sonra Kabil maalesef artık annesinin babasının yaşadığı şehirde, daha doğrusu yerde yaşamayı bırakıp orayı terk ediyor ve esas yolculuk bundan sonra başlıyor. Kabil, Nuh peygamberin, Davut peygamberin, Musa peygamberin, İbrahim peygamberin, Lüt peygamberin ve daha birkaç peygamber daha geçiyor arkadaşlar kitabın içerisinde. Bu peygamberlerin kavimlerinin yaşayışlarını ve helak oluşlarını şey yapıyor, gözlemliyor Kabil. Bunları gözlemledikten sonra Kabil, Tanrı'nın bu yaşananlara neden seyirci kaldığını, madem her şeye gücü yetiyor, madem tüm her şeyin yaratıcısı ve kudretin her şeye yettiğini söyleyen efendi, ki kitapta efendi olarak yazmış Karamago, o şekilde ifade ediyor. Efendi bu olaylara neden müdahale etmeyip de kavminin helak olmasını seyrediyor şeklinde. İnsanın dediğim gibi tasavvurunu, zihnini, fikir dünyasını zorlayan şeyler var kitap içerisinde. Özetle Saramago şunu vurgulamak istiyor. Tamam, insanların kusurları var, olabilir. Hatta insanlar bu kusurlarını veya işte dünyadaki zulümleri, adaletsizlikleri, haksızlıkları engelleyecek bir şeyler yapmıyorsa bile Tanrı neden bu olaylara göz yumuyor ve insanların adeta akın akın denizlerde boğulmasına, üzerlerine taşların yağmasına veya işte zehirli gazlarla ölmesine göz yumuyor şeklinde farklı bir bakış açısı var. Dolayısıyla burada Saramago, biliyorsunuz arkadaşlar, Saramago siyasi görüş itibariyle ateist bir şahıstır. Bunu zaten söylemekten çekinmemiş bir insandır. Ben şahsen o kısmını eleştirmiyorum. Çok sevdiğim bir yazardır. Bu bakış açısıyla Tanrı diyor, madem diyor insanların hal ve hareketlerini düzeltmesini sağlayabilir veya olayların kendini helak olmasına gitmesine engel olabilir. Niye bunları Tanrı engellemedi diyor. Özetle bütün yaşanan olumsuzlukların, hatta Kabil'in de Habil'i öldürmesinin kaynağının Tanrı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Saramago gerçekten arkadaşlar alışılmışın çok dışında
sıra dışı bir senaryo, daha doğrusu sıra dışı bir gözlem tekniği ve fikir, fikrinin yansıtılması diyelim, azmedilmesi zor şeyler barındırıyor içerisinde. Bazen benim de hoşuma gitmeyen kısımlar var. Neden diyeceksiniz? Hani görmediğiniz, bilmediğiniz olay, kişi ve şahıslar hakkında hani zihin dünyasını zorlayacak şeyler yazmazsınız. Ama tabii o yazdıkları Saramago'nun kitabın içerisinde geçen olayları, olguları, düşünceleri destekler mahiyette olduğu için Saramago böyle bir şey yazmış. Yoksa Saramago arkadaşlar boşta kalem çalacak bir insan değildir. Ben kendisini çok severim. Kitabın aslında arkadaşlar ben de Saramago'nun kitabı yazmasının ana sebeplerinden birisinin şu olduğunu düşünüyorum. Saramago evet ateist bir kişidir ama dünyadaki zulümlere, baskılara, işkencelere karşı bu işkenceleri yapanlara, bu işkencelere göz yumanlara en sert tepki vermiş kişilerden birisidir. Ben aslında Nobel Edebiyat Ödülü'nün almasını buna bağlıyorum. Zaten hakkı olan bir yazardır gerçekten. Örneğin Filistin davasında İsrail'i şiddetle kınayan, Amerika'yı şiddetle kınayan, onların yüzlerine Birleşmiş Milletler toplantılarında en sert cümleleri kullanan kişidir Saramago. O yüzden seviyorum. Kitabın doğuş noktasında arkadaşlar Saramago'nun adalet düşüncesinden, insaf ve merhamet düşüncesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa ateist olması beni şahsen ilgilendirmiyor. O kendi kendisiyle tanrısı arasında olan bir şey. Tabii inanmıyor ama onun fikir dünyasına bağlı olan bir şey. Gerçekten bu dünyada Saramago gibi insanın olması olsaydı belki daha az zulümler yaşanabilirdi arkadaşlar. O yüzden kitaba bu gözle bakılmasını ben tavsiye ediyorum. Yoksa öteki türlü kitabın bazı yerlerine gelince kitabı elinize atmak isteyebilirsiniz. Ya bu nasıl şeyler, böyle şey yazılır mı diyebilirsiniz. Ama bence onları bir kenara bırakıp içeriğine yani özüne inmenin edebiyat dünyamıza ve düşünce dünyamıza çok şey katacağını düşünüyorum. O yüzden okumanızı tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.